Konumuz kesit çizmek, yine kesit çizmek. Aşağıda, yani burada planı verilen mekana ait AA kesitini çiziniz. Şimdi öncelikle mekanı anlamamız gerekli. Bir işe kalkışmadan önce ne istendiğini anlamamız gerekli. Mekanı okumak da tabii önemli oluyor burada. Bir kapı var. Kapıdan içeri girdiğimizde tek hacimli bir mekan. Herhangi bir duvar bölüntüsü yok. Ancak bakınız duvarda bir kademe var. Yani bir takım kolon köşeleri görünecek. Pencere var. Pencerenin parapet yüksekliği ve yerden yüksekliği verilmiş. Zaten ölçüleri plana işlenmiş. Bir pencere daha var. Bir pencere daha var. Onun dışında duvar ve kapı olarak dönüyoruz. Ve bir takım izdüşüm çizgileri verilmiş. Bu izdüşüm çizgileri, adı üstünde izdüşüm çizgileri, yani bizim bakma düzlemimizin üzerinde olan bir takım kademeleri plana işliyoruz. Bunları da izdüşüm çizgileri vasıtasıyla yapıyoruz. Ve bu izdüşüm çizgileri burada da belirtildiği bir kiriş izdişim çizgisi olarak da zaten açıklaması verilmiş. Aş kiriş 50 santim. Yani biz burada derslerde şu şekilde konuşuyoruz. Yani kiriş 50 santim sarkıyor şeklinde. Normalde betonarmede aş kiriş 50 dendiğinde aslında döşemenin üstünden, yani betonarme döşemenin üstünden kirişin altına ölçüdür. Ancak biz burada henüz betonarme konularına girmediğimiz için şu anda tavandan sarkan kiriş yüksekliği olarak bunları çiziyoruz. Bu şekilde işliyoruz henüz derste. Dolayısıyla tavandan sarkan, bir de tavan yüksekliği de var. Bir kere kesit çizeceksen bana yükseklik bilgisi gerekli. Plan bilgileri zaten, yatay bilgiler zaten, yani X ve Y düzlemindeki bilgiler zaten planda mevcut. Bana Z bilgileri gerekli, yani yükseklik bilgileri gerekli. Aş tavan 300. Peki o zaman bakarım kirişlerde değil mi? Kesit çizgim nereden geçiyor? Bakınız AA kesiti buradan geçiyor. AA kesiti bir pencereden geçiyor. Daha sonra mekan içinden geçiyor ve daha sonra kapıdan geçiyor. Ve böyle bir kesit çizeceğim. Yani derste pencereden geçen kesit anlatmamıştım ama kapıdan geçen kesiti anlatmıştım. Kesit çizmeyi de çeşitli üç boyutlu modellerle yaptık. Dolayısıyla hani planı kesebiliyorsak zaten pencereyi de kesebiliriz. Bunun aslında bir akıl yürütmeyle çözülebilecek bir şey. Yani anlatılması şart olan bir şey değil burada. Başka herhangi bir nesne de koyup onun kesitini de alalım diyebiliriz. Bir kere hiçbir zaman planlar birbiriyle aynı olmak zorunda değil. Yükseklik bilgisini kullanarak kesitimin İlk temelini atmaya başlıyorum. Bir kere öncelikle bir zemin çizgisi çizerim. Kesit nedir? Yani ayakta dik durduğum zaman, bir mekanın kestiğinde, bir planı kestiğim zaman kendimizi içinde hayal edelim hep diyorum. Yani bir zeminimiz, bir tavanımız olacak. Bana tavanı vermiş. İşte bu tavanın yüksekliğini buraya işlemekle başlayabilirim. 300, yani 1 bölü 50 ölçekte 6 santimdir bu. Buraya gelin bunu işaretleyelim. Şu anda bir taslak oluşturuyorum. Peki. Ve hep ben ne diyorum? Öncelikle kesit çizginin kestiği yerleri çizelim. Daha sonra görünüşe giren yerleri çizelim ve işimizi bitirelim. Bir kere bakınız şurada ve de şurada kesit çizgisinin muhatap olduğu şeylere bir bakalım. Burada pencereyi kesiyor. Burada kesit çizgisiyle izdüşüm çizgisinin kesiştiğini görüyoruz. Ha, burada demek ki neyin izdüşümü? Kirişin izdüşümüyle muhatap olacağız. Kiriş keseceğiz. Şuralarda hiçbir şey kesmediğimi görüyorsunuz. Ve burada tekrar bir kirişle kesişiyor. Demek ki bir kiriş daha kesitte göreceğim. Yine bir şey görmüyorum. Yani kesit görmüyorum değil, kesmiyorum. Tekrar burada bir kesit çizgisi ve kiriş izdüşüm çizgisi kesişimi mevcut. Burada da bir kesiti kestiğimi buradan anlayabiliyorum. Ve burada da bir kapının içinden geçeceğim zaten kesit çizgisi. Dolayısıyla şöyle başlayalım. Önce sınırlarımızı belirleyelim. Bir kere bunlar benim duvar. Buradan isterseniz taşıma çizgileri olarak daha sonra belirginleştirmek üzere çizdim. Evet. Tavan dedik, zemin dedik. Bunu da birazcık belirginleştireyim. Birazdan başka buna şeyler de yapacağım tabii. Bu da zemin.
Aslında şu an bir çerçevem var. Peki burada diyor ki yani pencereyi nasıl keseceğim ben? Bir kere pencerenin parapet yüksekliği 50 santim verilmiş. Demek ki benim kesitimde yerden 50 santime kadar bir duvar göreceğim. Şu an etrafınızdaki pencerelere bakın. Ortasından kestiğinizi varsayın. Altında bir duvar olan bir pencere kesiyorum demek oluyor. Daha sonra da koyulaştırabiliriz ama ben biraz ifadeli olması için bunu tercih ediyorum. Pencerenin yüksekliği 170. Yani 170 bölü 50 ya da ben şöyle yapıyorum. 170 çarpı 2. 3,4 ediyor. Bir şeyi 2 ile çarpmak 50'ye bölmekle aynı değeri veriyor. Tabii bir sıfır atıyorum ben, o ayrı. Ve buradaki kirişi kesebilmem için kiriş 50 santim diyor. Ha, demek ki tavandan yani 300 santim çizdiğim yerden aşağı doğru 50 santim sarkan kirişi burada keseceğim. Yani 300 burasıydı, bundan 50 santim yani 1 santim ediyor. Bir hiza çizeyim, daha sonra temizleyeceğim. Buradan da kirişin hizasını çizerim. Güzel. Bu benim sol taraftaki tavandaki kirişimin kendisi. İçini silebiliriz. Sonra da yapabiliriz o işi. Evet. Daha sonra bakın bir tane daha kiriş var burada. Onu da taşıyalım. Taşıdım. Hatta taşımışken de bastırıyorum çünkü o kısmını da kesiyorum. Şurayı da kestim. Ve şunu da belirginleştireyim. Tamam. Bir tane daha kiriş kesiyorum. Onu da belirginleştireyim. Evet. Şu an neden hocam bunların üstünü siliyorsun? Çünkü bir döşeme kalınlığı vermişim planda. Demişim ki zemin döşeme, tavan döşeme 20 santim demişim. O halde 20 santim dediğine göre 20 santim böyle 50 4 milimlik bir döşeme yüksekliği çiziyorum. Ve hatta zemine de 4 milimlik bir döşeme çizersem şu anda kesiti çok büyük oranda bitirdim. Çizgilerini daha koyu çiziyorduk ya, hatta AutoCAD'te de kesite giren duvar ve kolonları diğerlerinden daha kalem kalınlığı olarak layer sistemini daha kalın ayarlıyorduk ya, bu da onun gibi. Evet, burada da bir duvar parçası. Duvar parçasından sonra pencere parçası. Şimdi diyebilirsiniz ki ya hocam biz hiç pencere kesiti çizmedik ki. Bir de bir şey atlamayalım. Burada da bir kapı kesiyoruz. Kapı kesitini çizmek için neye ihtiyacım var? Kapının plandaki genişliğine değil elbette. 100 santimle ben kesit çizemem ki, onun plandaki boyutu. Bana yüksekliği lazım. Çünkü kesit şu an benim planı kesmemden dolayı Z ekseni yani yukarı doğru benim boyumu doğru olan burada oje izleri harika. 220 santimi kullanacağım. Şuradan 220 yani 440. 440. Evet, burada da bir duvar parçası. Lentula diyoruz buna ama şu anda bunu bir duvar olarak işleyeceğiz. Oldu. Şu anda mesela çok ben eğilemiyorum burada çünkü kafam çıkıyor videoya. O yüzden buraya kapının kasasını 50 ölçük olduğu için sadece bir kasa ve hatta bir de bir kanat buraya çizeyim şöyle. Ondan sonra pencere içinde bakın buradan taşıyabiliriz. Pencerenin de kendisi duvara ortalığı olduğu için kesitte de duvara ortalığı olacaktır. Ay, birazcık kaydırdım. Burada da yine işte tabii 10'ar santimlik olsa daha iyi olur ama dediğim gibi ben şu an eğilerek ölçemiyorum. O yüzden sembolik olarak oraya bir pencere kesiti çizdim. Artık benim kesitlerle işim kalmadı. Şimdi bundan sonraki meselem görünüş çizmekte. Şimdi gelin şuradan itibaren izleyelim neler görünüşüme giriyor diye. Bir kere burayı kestim. Burayı kestikten sonra farkındaysanız burada bir köşe var.
Bu ne? Kolon. 120 santimlik bir kolon. Bu 80 santim de olabilirdi, 40 santim de olabilirdi, 50 santim de olabilirdi veya hiç olmayıp burası böyle dümdüz de olabilirdi. Bu kirişin boyutunu etkilemezdi. Yani buradaki kolonun boyutu, buradaki kirişin boyutunu etkilemez arkadaşlar. Yani buraya kalkıp da 120 santimlik bir kiriş sarkıtanlar olmuş. Bunu hani hangi bağlantıyı kurarak yaptığınızı anlamak mümkün olmadı. Tavanda böyle bir kademe, tavan kademesi yapanlar olmuş. Hani planı tekrar çizelim diye bir istekte bulunmadık. Onu da anlamak zor. Dolayısıyla hani uygulamaları ve dersi takip ettiğimizde bundan başka bir şey yapmak mümkün değil. Evet, şimdi ne diyorduk? Takip edelim. Şu köşeyi göreceğim. Hizaya bakalım. Bir görünüş çizgisi. Gördüm. Daha sonra detaylara gireyim. Şu köşeyi göreceğim. Burada gördüğüm bir şey yok değil mi? Dümdüz bir duvar görmüyorum. Bu kolonun köşesini göreceğim. Görünüş çizgisi olarak. Evet. Güzel. Şimdi başka bir kademesi bitti. Şimdi de görünüşe giren başka neler var? Onlara bakalım. Bir kere burada bir pencere var. Ama ondan önce şu kirişi nasıl göreceğimizi konuşalım. Bakın burada şu köşeden çıkıp bu karşıdaki kolona saplanan bir izdüşüm çizgisi var. Yani diyor ki burada bir kiriş var diyor. Bu kalkıp buraya saplanıyor ve havada diyor. Ha, o halde şunu diyebiliriz ki burada da bir görünüş çizgisi var. Peki arkadaşlar, burada devam ediyor mu? Ediyorsa duvarın içinde ediyordur. Bilmiyorum. Görmüyorum. Bilmediğim şeyi de buraya çizmemem lazım. En azından bu çizime göre burada görünen bir kolon yok. Görünüş, 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 görünüş. Oldu. Şimdi görünen nesnelerimizi çizelim. Pencere var burada. Şu anda bakınız taşıma çizgisiyle çiziyorum. Pencere. 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 Pencere bu da. Şimdi başka bir uygulamada biz buraya kapı yapmıştık. O yüzden "Aa, hocam burası kapı değil miydi?" gibi sorular ve sınavda buraya gidip kapı çizmeler gördüm. Yani bu ezber huyumuzdan nasıl vazgeçeceğiz bilmiyorum. Yani halbuki görüyorsunuz her mekan birbirinden farklı. Yani bir yerde burada pencere varsa öbür tarafta pencere olacak diye bir şart olmadığını azıcık düşünseniz, azıcık o ezber alışkanlığınızdan, huyunuzdan vazgeçseniz olacak bu iş. Olabilir yani, ben de biraz umut var. Şimdi bakın, bundan taşıdım ama ondan taşımayıp da burada pencere parapet yüksekliği 50, pencere yüksekliği 170, oradan da gidebilirdim. Aynı kapıya çıkacak. Bakın 50 neresi? 100. Şimdi bu 50, 100 ama şuraya filan pencere çizmeler gördüm. Onu da çok anlayamadım. Yani ayrı bir efor. Ölçü verilmiş. Ölçüden çizsen arkadaşım. 170'te yüksekliğini vermişim. Sağlama yapalım. 3,4. Şurada zaten kesmiştim. Kesiti taşıyınca aynı yere geldi. Şunları sileceğim sonrasında. Hatta şimdi sileyim. Ah, çizgimi de sildim. Çok güzel. Sanki onlar da baskıymış gibi göründü gözüme bir an için. Hoca çıldırdı. Evet, ya kabataslak bitti şu an çizim. Şimdi yapacağım şey artık pencereleri taşıyarak işleyebilirim. Burada ben çok eğilemeyeceğim. Kafam kameranın önüne geçmesin diye. O yüzden bir miktar hatalı çizebilirim bu noktayı. Evet arkadaşlar, eğer hala bu mekanı anlamakta güçlük çekiyorsanız, eğer hala kesit istendiğinde planın aynısını buraya çizmek ya da buradaki kademeleri buradaki tavana işlemek veya bu kesit çizgisi şuradan ne kadar mesafede çizilmişse bunu alıp buraya işlemek gibi ya da burası o yüzden böyle böyle çizmek gibi
bir takım kendi içinizde akıllar yürütüyorsanız, yani verilen yöntemlerin dışında, o halde şu bir tane SketchUp'ını hazırladım, bu mekanı. Bu mekanı bir bakın şimdi. Ve nasıl bir mekanı kestiğimizi, neyle muhatap olduğumuzu bir anlamaya çalışın.